İyi günler değerli izleyicilerimiz. Hoş sohbetlere başlıyoruz. Ne güzel. Yalnız Fikret burası o sohbete başlamadı. Show TV'de Kalp Atışı isimli doktor dizisinde özel harekatçı polisleri aciz gösteren bir program yapılmış. Çok ayıp yapıyorlar. Bu çirkin bilinçaltı kurgulama yaptıklarını düşünüyor olabilirler. Bunu düzeltecek yeni bir konuşma, yeni bir açıklama Show TV'den bekliyoruz. Bu ayıbı düzelsinler. Özel harekatçılar son derece aklı başında, yaman, uyanık, keskin akıllı, becerikli, vazifesini bir akın yerine getiren aslanlardan oluşan bir topluluktur. Çok güzel eğitim alıyorlar ve çok da başarılılar. Onları böyle acemi, başarısız, güçsüz, az içinde göstermeye kalkmak Show TV'ye yakışmadı. Çok ayıp yaptılar. Bunu bir an önce düzelsinler. Bize de haberi gelsin. Evet, dinliyorum. Amerika'nın Florida eyaletini etkileyen Irma kasırgası nedeniyle eyaletteki 3,4 milyon eve elektrik verilemiyor. Miami kentinin bir kısmı sular altında kaldı. Kasırga ile ilgili görüntüler var. Irma, tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası. Evet, Amerika bundan bir anlam çıkarsın, İngiliz'in devleti bir anlam çıkarsın. Şu anda iki yeni kasırganın daha yolda olduğuna dair haber var Adnan Bey. İyi bak, felaket felaket üstüne. Amerika dindar bir devlet, dindar bir ülke, öyle biliniyor. Ama Obama zamanında Allahsız kitapsız komünistlerin eline geçti. Yani İngiliz devletinin kontrolüne geçti. Buna müsaade edilmesin. Amerika'ya destek olalım, Amerikan halkına destek olalım. Bu felaketi durduralım. Yani dinsizliğe bütün güçlerine destek veren bir çizgi içine girdiler. Bir görüntü daha vardı. Tsunami gibi, tsunami şeklindeymiş bulutlar. İşte bak, bu da yeni bir felaket türü. Evet, dinliyorum. Türkiye'de terörizmin bitmesini istiyorum. Ne zaman biteceğini bilmiyorum ama hemen bitmesini istiyorum. Çünkü askerlerimizin ölmesini istemiyorum. Annelerin ağlamasını istemiyorum. Benim aslanım, güzel yüzlüm benim. Aferin benim nurluma. O tam bir Mehdi talebesi, tam bir Kur'an aşığı. Bütün aydın aklı başında gençlerimiz gibi. O da sevgiyi, merhameti, şefkati, barışı istiyor. Ve savaşa, şiddete de karşı, teröre karşı gayet güzel. Ama Kur'an olmadan, Kur'an'ın yeterliği anlaşılmadan, Mehdiyet zahir olmadan bu beladan çıkmak mümkün olmadı ve olmayacak Allah alem. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Bey, ben Ali. Bağnazlığa karşı olduğunu söyleyen bir kısım insanlar, siz modern İslam'ı anlatmanıza rağmen sizi de eleştiriyorlar. Sizin de görüşlerinize karşı oluyorlar. Bunun sebebi nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yakışıklım, haklısın. Mesela kız arkadaşı dekolte beraber denize giriyorlar. Çok karşılaşıyoruz. Müzik bir yandan devam ediyor.
Ya diyor, bu nasıl Müslümanlık anlaşılır? Siz diyor, hem müziğe taraftarsınız, hem dekolte var diyor. Böyle şey olur mu ya? Müslümanlıkta bu yok diyor. Kız arkadaşı tasdik ediyor yanında mayoyla. Arkadaşlar dansa devam ediyorlar. Yani benim anladığım, bizim görüşümüz iyice kanaatlerini getirmiş ve o kanaat oturmuş. Ama öyle hani laf olsun gibisinden arada konuşuyorlar benim anladığım. Herhalde bir daha duymak için, dediklerimizin doğru olduğunu bir daha duymak için itiraz ediyorlar. Yoksa gerçek bir itiraza pek benzemiyor. Tayyip Hoca'yı mutlaka başta tutalım. 2019'da mutlaka Tayyip Hoca'yı da başa getirelim. Sıkı delikanlı Tayyip Hocam, dürüst de. AK Parti'de değişiklikler olur, yaşlananlar olur, hastalanan olur. İşte demir bozulması mı, metal eksilmesi mi diyor Tayyip Hocam bir şey diyor. Onu fark etmez, dev bir kitle, yeni gençleri alırız. Daha yetenekliler alırız ama Tayyip Hoca'nın başta durması çok önemli. Yani başın sağlam olması gerekiyor. Ne yapıp yapıp Tayyip Hoca'mızı en az %70'te başta tutacağız. 2019'da da, 2029'da da, evelallah Tayyip Hoca'mı aslanlar gibi Cumhur'un başında tutacağız inşallah. Çünkü milli delikanlı, her yer milli oluyor elhamdülillah benim gördüğüm. Millet de çok rahat ediyor. Bakıyorum valiler falan hep muttaki, temiz insanlar. Halkla iç içe, kucak kucağlar. Halktan insanları vali yaptılar, bu çok güzel. Milletin insanlarını vali yaptılar. Emniyet müdürlerine bakıyoruz, halktan, milletten. Eskiden millete tepeden bakan bazı ekabirler olurdu. Mesela emniyet müdürü, adam gözünden ateş saçılıyor böyle. Üst perdeden. Cihan padişahı gibi ya böyle. Acayip enaniyetli, kibirli. Mesela vali oluyor, yanına yanaşılamıyor. O kafa gitti Allah'a çok şükür. Mütevazi, mazlum, tertemiz insanlar her yerde görev alıyorlar. İyi, güzel. Ama Tayyip Hocam gibi uyanık, yaman bir delikanlının hep başta olması gerekiyor. En ufak bir yamukluk olduğunu hemen yakalıyor maşallah. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Açıyor telefonu, şak, kereğini yapıyor. çok yaman delikanlı, ya. Çok sorulmaz. Hakikaten bana ne diyebilir, başkası yapsın diyebilir. Her şeyden bizzat kendiyle ilgileniyor. Tayyip Hocam bunların hakkından çok iyi geliyor. Anneye söyleyelim, anne bir kere Tayyip Hoca'ya iyi baksın. Dinlenmesine de çok dikkat etsin. Tayyip Hocam bize daha çok lazım. 2019'da da, 2029'da da sürekli başta olması İnşallah. Gerekiyor. Mehdiyet devrinin, Cumhur'unun başı. İnşallah. İslam alemine çok büyük faydası olacak, göreceksiniz. İnşallah. Dinliyorum. Merhaba, ben Cahit. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları sayısı bu kadar azken Mehdiyet dünyaya nasıl hakim olacak? Yakışıklı Mehdiyet bir ruh ve felsefeyi, bir inancı dünyaya garip bir metotla yayıyor. Mesela şöyle oluyor, Amerika'da bir şahıs evinde oturuyor. Adam açıyor evrim konusunu, bakarken ya diyor bir başka bir yerde bakıyor, evrimin geçersizliği ilgili bir yazı okuyor. Birisi yazmış, ya itiraz edenler var diyor. İtiraz edenler var dediğinde zaten adam kafasına gider, teori gider. Ya o bilimsellikten çıkar. Ama itirazda da kalmıyor yani, öyle esaslı vuruşlar var ki. Onu okuduğunda zaten o teoriye bir insanın inanması için olağanüstü irade kullanılması gerekiyor ve olağanüstü kafalanması gerekiyor. Zaten kafalanacağı deliller de yok. Zaten bir insanlarda ciddi ön yargı oluyor, hiç bilmeyenlerde ciddi bir ön yargı. Yani inanamıyor zaten. Çünkü tesadüf dediği için. Ama itiraz edenler var dendiğinde, bir de onunla ilgili yazılar çok fazla olunca adam inanmıyor. Bunun benden kaynaklandığını bilmez adam. Ya yani o zincirleme bir metottur. Yani zincirleme gelişen bir şeydir. Mesela biz Allah'a inanıyoruz. Mesela Mehdi'nin gelişine inanıyoruz, anlatıyoruz.
Şimdi Türk gençliğinin arasında %70 Mehdi beklentisi. Adam benden haberi bile yoktur. Bizlerin haberi bile yoktur. Ama %70 beklenti. Bu zincirleme olan bir şey. Mesela bunun tersini de şöyle söyleyelim. 1800'lerde falan insanlar Allah'a inanıyordu. Ne oldu? Arabasını çekmesi gerekiyormuş. Kim? Hakan. Hakan Bey, buyurun alalım siz. Alkışlarla. 1800'lere bakın. Şimdi Osmanlı'da Müslümanlık var. Yani herkes İslam'ı dinliyor, anlatıyor. Ya diyorlar, Darwin diye bir adam çıkmış diyorlar. Kainatın yaratılışı öyle bizim bildiğimiz gibi değilmiş diyor. Nasıl olmuş? Maymundan insanlar türemiş diyor. Allah Allah diyor adam. Bir anda beyninde şimşek çakıyor. O anda imanını kaybediyor. İtiraz da yok yalnız buna. Yani hiç itiraz yok o dönemde. Acaba falan yok. Bir de gelenekçi İslam zaten insanları ezim ezim eziyor. Hristiyanlığın hurafeleri eziyor. O ortamda o söylenince Osmanlı okuyan yazanları arasında, yani aydın tabir eden adamlar arasında Darwinizmi adamlar yarım sayfa okusa bile, iki satır okusa bile veyahut 3-5 cümle konuyu duysa bile milyonlarca insan arasında Darwinizm yayıldı ve insanlar inandılar. Darwin mesela orada bir kişi, işte Lamarck falan var, 3-5 kişi. Yani çok az sayıda. Kitabı basılıyor o dönemde. Kaç tane basılıyor? Mesela 10.000. Dünyada milyarlarca insan var. Ama 10.000 o kitapla bütün dünya Darwinist oluyor. Mesela Abdülhamit döneminde 100.000'lerce kitap dağıtıldı Osmanlı hinterlandına diyelim. Alayı Osmanlı Darwinist oldu. Çok kolay oldu bu. Yani bozma da çok kolaydır. Aksi düzeltme de çok kolaydır. Şimdi bunu Abdülhamit mi yaptı, Darwin mi yaptı? Adam onu çıkaramaz. Mesela Mısır'da ülema adam. Mesela profesör. Adam Darwinist. Nereden geldiğini bilmez. İnanıyor yani diyor ya diyor, hakikaten biz maymundan olmuşuz diyor. Yani bu kadardır o. Mesela başka konularda da mesela internet dili. Evet. 3-5 kişi bunu çıkaran birkaç kişi bütün dünyaya yayıldı. Çok kolay oluyor. Şimdi Darwinizm geçersiz de bizim anlatmamızda her tarafa yayılmış oluyor. Biz Mehdi öncüsüyüz. Bizim anlatımımızda Mehdiyet'in öncüsü olarak Darwinizmi biz bitirmiş oluyoruz. Nereye gitsek? Bak Avrupa diyor ki adam, ya diyor tamam evrim 1/3 reddediyoruz diyor. Ama diyor, bak şimdi çok mühim bir şey. %80 şunu söylüyor diyor. Darwinizmin ruhun varlığını açıklayamıyor diyor. Bitti. %80 Darwinizme karşı demektir. Ölmüş oluyor. Bunu kim söyledi? Biz söyledik. İngiltere'deki %80 başarıyı kim elde etmiş oluyor? Biz elde etmiş oluyoruz. Çünkü biz maddenin hakikatini anlattık. O bütün dünyaya yayıldı. Ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayıldı. Adam kemikten falan anlamasa da ama bu konuda çok iyi anlıyor. Görüntü nerede oluyor diyor? Beyinde. Kim görüyor? Birisi görüyor. Darwinizm bunu anlatıyor mu? Anlatamıyor. Bitti. Darwinizm bitti diyor. Anlaşıldı mı? Yani mesela bak burada bir kişinin sözü İngiltere'de 80 milyon insanın kanaatini değiştiriyor. Yahut 200 milyon insanın kanaatini değiştiriyor. Mesela Hindistan'a da gitsek aynı netice alıyoruz. Zır cahil olmadıktan sonra yani kitap hiçbir girmiyorsa oralarda belki Darwinizm hakikaten devam edebiliyor ama kitabın girebildiği, insanların konuşabildiği, internetin girdiği her yerde Darwinizmi kaldırdık. Evet. Allah'a şükür. Beyin reddedemez demişiz, gerçeği yok yapmak. O çok önemli. Mesela bir şey anlatıyorsun. Güneş. Havada dışarıda güneş var.
perde kapalı. Salon toplamış ya diyorlar, dışarıda güneş yok. Gecenin 12'si şu an diyorlar. Olur mu ya diyorsun, perdeyi hafiften şöyle bir kenardan çekiyorsun. Güneş hafif bir şey görüyor, kapatıyorsun. Bitti. Bütün salon sana teslim. Bunun gibidir. Yani bir kere aldım, beyin artık ona inanır. O salondaki herkes itiraz etse bile hepsinin beyni güneşin var olduğuna inanır. Beyine itiraz edemiyorlar. Yani beyinlerini ele geçiriyoruz. Aleyküm selam. Ben kanser tedavisi görüyorum. Cuma günü ikinci kemoterapim var. Sizden dua istiyorum hocam diyor. Aslan gibisin delikanlım. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. İkinci, bir kere daha yapacaklar herhalde. Üç. Üçten sonra ayaktasın zaten Allah'ın izniyle. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Kısa videolarla devam ediyor programımız. Yayınımıza devam ediyoruz. Evet, dinliyorum. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tevazulu, hırsları olmayan bir insan olduğunu söylüyorsunuz Adnan Bey. Bunun örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde Dombra şarkısının söz yazarı Uğur Işılak anlattı. Görebiliriz Uğur Işılak. Dombra şarkısıyla şarkısı ilk Sayın Erdoğan'a 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçak tarafından dinletilmiş. Sayın Erdoğan şarkıyı dinledikten sonra hem mahcup olmuş hem de tedirgin olmuş. Çok fazla benden bahsetmiyor mu, böyle bir şey doğru olur mu diye sormuş. Erol Olçak da kendisine bu sizi aşan bir mesele. Aslında siz yoksunuz orada, sizin şahsınızda millet var, rahat olun dedikten sonra şarkının bu haliyle kalmasına razı olmuş Sayın Erdoğan. Canım tabii ki utanabilir ya şimdi. Hayalı bir insan yani. Direkt kendini öldürüyor gibi bir şey. Ama verilen cevap doğru yani. Milletin özü Tayyip Hoca yani. Milletin bir uyanık, deccaliyete karşı olan, kendini ezdirmeyen, onurlu, haysiyetli, aklı başında atak bir tavrı var. Yani Kur'an ruhundan kaynaklanan. Biz bunu eskiden bir türlü beceremiyorduk. Yani millet olarak bir türlü halledemiyorduk. Müslümanım demekten utanıyordu insanlar. Başörtülü hanımlara demedik laf bırakmıyordu. O çocuklar lüks semtlerde falan gezemiyorlardı. Bir kafeye gidip oturamıyorlardı. Onun acısını, sıkıntısını milletçe hepimiz çekiyorduk. Yani sakallı amcalara laf söyleniyor. Cübbeli insanlara laf söyleniyor. Herkese bir şey yani alay ediliyor göğe kendi kafasınca. Bunun bitişi işte, Tayyip Hoca'nın ortaya çıkışı bitişi. Onun için diyorum, ısrarla ve kararlılıkla iktidara tutulması lazım. Şahsının. Evet, dinliyorum. Evet, dinliyorum. Türkiye'ye işgal denemesi yapılacak mı? Güzel yüzüm. Çok çok güzelsin maşallah. Onu iyi vurgulamam gerekiyor. Kaş, göz, ağız, burun, her yerin çok güzel maşallah. Ya bizim millet kabadayı çok tehlikeli olur. Kimse yapamaz öyle bir şey. Yani bayağı kabadayı bir millet. Ya mahvederler ya. Kim gelirse gelsin. Yani geldiğine, gelecekliğine, gelmişliğine bin kere pişman olur. Öyle Irak'taki gibi göğsünü gere gere elinde tüfekte falan gezme, öyle bir şey olmaz. Yani çok çok zor bir ortam olur. Öyle bir şey müsaade etmeyiz. Evet, dinliyorum. İncil ve Tevrat'tan sorulacak mıyız? Hayır, sadece Kur'an'dan sorulacaksınız ya Allah. Ama İncil ve Tevrat'tan da istifade etmek lazım. Ama Allah Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Ama Tevrat ve İncil okunmadığında da bir ruh kapalılığı oluyor insanlarda. Yani gelenekçi İslam'ın bu tutukluğunun, sanata kapalı olmasının ana nedeni de Tevrat ve İncil'e hiç önem vermemeler. Halbuki Allah Tevrat ve İncil'e, Kur'an'da dikkat çekmiş. Nur ve basiret olduğunu, hidayet kaynağı olduğunu söylüyor. Adamlar önem vermiyor, öyle olmaz. Tevrat okuyanlar bayağı aklı açılıyor. Kur'an okuyanın da aklı açılır. Ama Kur'an zaten Tevrat'ı tavsiye ediyor. Yani teşvik ediyor. O zaman Kur'an dinlememiş olur Tevrat'ı okumayan.
İncil'i okumayan Kur'an dinlememiş olur. Evet, dinliyorum. Gelecekten haber vermek dinen uygun mudur? Yani iki türlü olur. Bir vahiy ile bildirmiştir, peygamberimiz bildirmiştir. Onu bildirirsin, o zaten tamam. İkincisi bir veli der ki şöyle bir şey olacak. Allahu alem der. Ya buna inanmak farz değildir ama olduğunda bu bir harikadır. Yani bunda bir şey yok çünkü önce bir tahmin gibi söylüyor. Ondan bir şey çıkmaz yani olumsuz bir şey. Allahu alem diyor çünkü doğrusunu Allah bilir. Ha belki anlamında söylüyor. E çıkınca da harika olmuş olur. Evet dinliyorum. Milliyetten Melih Aşık yeni müfredat hakkında şöyle bir yazı yazdı Adnan Bey. Yeni ders kitaplarında çocuklarımıza nelerin öğretileceği belli oldu. Örneğin İmam Hatip liselerinde okutulacak kitapta depremler ve hastalıklar Allah'ın kullarını imtihan etmesi olarak anlatılıyor. Allah'ın kullarını imtihan etmesi olarak iyileşmek için, pardon, şifayı Allah'tan iste, iyileşmek için Allah'a dua et deniyor. Eğitimde artık hemen tüm dünyevi konuların inanç temeline dayandırıldığını görüyoruz. Osmanlı da böyle nesiller yetiştirmişti. Gelişen bilim ve teknik karşısında Osmanlı yıkıldı dedi. Canım hastalıkta dua ilaç al, ilaç alma demiyor ki ilaç alma dua der. Zaten sen desen de demesen de halk dua eder. Yani duayla ne alakası var onun? Ne kadar mantıksız bir söz. Hayır ama tabii gelenekçi ortodoks kafada oldukları adamlar anlaşılıyor bu durmuşum falan. Ama öyle belirgin bir gelenekçi çıkış yapamamış. Yani ki zaten modelin takılıyor baksana. Darwinistim falan diyor, bir şeyler yapıyor. Kendince orta yol bulmaya çalışıyor, net tavır koyamıyor. Ama bir o gözle bir bakalım. Ama gelenekçi eğilimi olduğu görülüyor. Ama Türk gençliği, yani onlara şaka gibi gelir gelenekçi sistem yani. Hiçbir şekilde etkilemez. İstediğin kadar okut. Bizim gençliğimiz Atatürkçü, modern, Kur'an Müslümanıdır, gayet aklı başındadır. Ya hiç hurafeye inanacak gençle karşılaştınız mı? Sürekli röportaj yapıyorlar. Bir tane çıktı mı? Zehir gibi herkes. Yani öyle kafalama yapılacak adam yok. Evet. Kısa bir çıkış yapalım. Bir kendimize gelelim. Sonra yine geliriz. Boyuttan çıkalım önce. Evet, kısa videolarla programımız devam edecek. İnternetten izlemeye devam edebilirsiniz. A9.com.tr, A9.com, mobil A9 uygulaması. YouTube'dan A9 TV, Scope'dan A9 TV kamera. Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım. Siz de katılın, beraber söyleyin, buyurun. Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım. Geceleri rüyamda ismini sayıklarım. Takip edelim. Neler yapıyorlar? Biz de aynı şamantanın daha gelişmişini yapalım. Sevgili sana
zor ya, ses sanatçısı değil mi? Bunu ayarını yapmak bayağı güç. Zannetme solmaz. Dünyada sevenler bahtiyar olmaz. Aşkını bir söz gibi senelerdir saklarım, geceleri rüyamda ismini sayırlarım. Aşkını bir söz gibi senelerdir saklarım, geceleri rüyamda ismini sayırlarım. İbrahim Tatlıses çok şahane şamata yapıyor, bayağı iyi oluyor. Evet, dinliyorum. İnanmak ihtiyacı da hoşlanmadır. Şimdi sonra cevap vereceğim ama senin güzelliğin öyle bir anda geçeceğimiz gibi bir güzellik değil. Yaklaştırabilir misin? Nasıl? Çok güzel. Hmm. Brezilyalı kızlara benziyor. Evet. Çok çok güzel. Tamam, şimdi o benim güzelim bir daha sorsun. İnanmak ihtiyacı doğuştan mıdır? Canımın içi, inanmak ihtiyacı diye bir ihtiyaç yok. Yani biz şimdi güneşi gördüğümü inanmak ihtiyacımız olduğu için güneş var demeyiz. Var olduğu için güneşe var deriz. Allah'ın varlığını da gördüğümüz için var diyoruz. Yoksa hani bizim ihtiyacımız var, bir haşa inanç oluşturalım demiyoruz. Öyle bir şey olmaz. Canım hocayım diyorsam şakadan diyorum Allah aşkına. Ne hoca, hocalık kim, biz kim, hoca falan değilim ben. Hoca dediğin değil mi, okul bitirir. Efendim ilahiyat eğitimi alır. Bir hocanın dizinin dibinde uzun yıllar rahle-i tedrisinde eğitim alır, ona hoca denir yani. Hoca ne hocası? Normal lise mezunuyum, akademide biraz okuduk işte, felsefede biraz okuduk. O kadar kendi bildiğim kadarını aktarıyorum. Hocalıkla benim alakam yok, durup durup bana hocam hoca demesinler. Ben kendim diyorsam onu da şaka olarak diyorum. Evet, dinliyorum. Cennette arkadaşı sevmedi mi zevk alır? Hayır, cennette işin ilginç yanı o yani. Herkes aynı, dünyada da öyle. Mesela velilerin aldığı zevkle, sevgilinin aldığı zevkle, halkın aldığı zevk arasında çok büyük fark var. Mesela Peygamberimizin aldığı zevk sevgiden çok yüksek ama avamdan bir insan aldığı daha düşüktür, daha zayıftır. Evet. Merhabalar, ben Yeliz. Vicdan insana her şeyi doğru yaptırır mı? Şimdi Yeliz'i de geçemeyeceğiz. Yeliz böyle İtalyan aktrislere benziyorsun. Çok çok güzel kızsın. Tabii vicdan Allah'ın kalbimize vahyinin adıdır. Vicdan denen şey Allah'ın kalbe vahyetmesidir. Dolayısıyla vicdanına uyan mutlaka galiptir, mutlaka başarılıdır, mutlaka bereketlidir. Mantığa uyan eninde sonunda batar. Aşkını bir sır gibi. Evet, dinliyorum. Allah'tan en çok istediğiniz şey nedir? Allah'tan en çok istediğim şey İslam'ın dünyaya hakim olması. Şu an İsa Mesih'i görmek. Efendim, Mehdi'ye talebe olmak. Ve cennet. Evet. Allah'ın rızası. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Zeynep. İstişarede ne tür faydalar vardır? Şimdi Zeynep, bak o kadar biliyorsun ki seni seveceğimi. Evet. O kadar biliyorsun ki seni beğeneceğimi. Adın gibi eminsin. Ve haklısın. Çok çok güzel kızsın.
şu görünüşe bak, şu bakışın güzelliğine bak. Ama çok güzel kız ya, maşallah. Allah hidayet versin sana, uzun ömür versin. İstişare bazen insanın aklına gelmez bir şey ya. Birine sorarsın, aa falan dersin, uyanırsın. Resim yaparken bile insan dalıyor, resimde perspektif bozabilir. Uzaktan bakınca resmi görebiliyor. Evet, devam edelim. Sizi görünce etkilenmeyen biri var mı? Benim güzel yüzlüm, canımın içi, vicdanım benim. Ama hakikaten Allah'ın bir nimeti, ben çok şaşırıyorum. Hangi genç kızdan konuşsam konuşayım, eğer böyle vicdanı tam iblise dönmediyse, yani tam bir şeytan değilse, yani mesela katil ruhlu oluyor, başka bir dengesiz bir şey oluyor, o ayrı. Ama mutlaka sevgisini hissediyorum maşallah. Evet, dinliyorum. Muhammed, arkadaşlık sonsuza kadar sürer. Muhammed, arkadaşlık sonsuza kadar sürer ama iki tarafta müminse ve iki tarafta Allah'ı seviyorsa. Peygamberler gibi imkan olmadan cennete girebilir miyiz? Canımın içi, en güçlü imtihan olan peygamberler. Yanlış bilgi olmuş sende. Peygamberlerin çektiği çile, yani anladığınız gibi değil. Ya bak Hazreti Musa, bir kere kalbinden rahatsız bir, yani kalbimi sıkıştırıyor da söylüyor, yani sık sık olan bir şey, çok rahatsız ediyor onu. Ve çok heyecanlı bir insan. En hayata çekindiği şey bir müminin cinayettir, en korktuğu şey. Cinayete sebep oluyor, yani adam öldürüyor. Çok korkunç bir şey. İnsan uyuyamaz ya, gece, gündüz, sabah kalkıyor. Adam öldürür aklına geliyor. Yatıyor, adam öldürür yani. Ömrü boyunca onun acısını çekmiştir. Ömrü boyunca. Ha, istemeden oluyor ama çok acısını çekmiştir. Firavun'un takibi yıllarca, yakalanma korkusu, yıllarca onun acısını çekmiştir. Ümmetinin büyük bölümü münafıktı. Onlarla uğraştı. Hep acı içinde yaşadı. Kalbi bir yandan sıkıştırıyor. Ama 120 yaşına kadar da yaşadı maşallah. Bıldırcın eti yerse bir adam, gece gündüz bir insan, maşallah oradaki ümmet için söylüyorum, hep acayip gürbüzler. Bıldırcında kolesterol en düşük bıldırcındadır, çok düşüktür. Çok manidar. Hep et, hiç şekerli falan yemiyor. Hazreti Eyüp'ün imtihanı. Eyüp zaten, Eyüp yani normal bir insanı kaldıracak gibi değil Eyüp'ün imtihanı. Evet. Dinliyorum. Aynı fikirleri paylaşmadığı için insan ailesinden ayrı kalabiliyor. Tabii peygamberimiz zamanında Hazreti Ali ailesinden ayrıldı. Hazreti Ali. Ailesi reddetti Hazreti Ali'yi. Küçük çocuktu. 10 yaşında. Ailesi reddetti ve düşman oldu ailesi. Ashab-ı Kehf, Kehf suresi, özel bir sure vardı biliyorsunuz. Ailesini reddettiği çocuklar, ailesinden kaçan çocuklardır. Ailesi dini kabul etmiyor, İslami mücadeleyi kabul etmiyor. Mecburen çocuklar ayrılıyorlar. Hazreti Musa'nın kavminden de küçük bir topluluk, genç topluluğu Hazreti Musa'ya tabi oldu. Kur'an'daki ifadeyle. Evet, dinliyorum. En beğendiğiniz lider kimdir? Tayyip hocam sıkı delikanlıdır. Dünyadaki en sıkı kabadayı, en yiğit delikanlı o benim gördüğüm şu an. Bak, Rohingya'ya kimse ilgilenmiyor, o ilgileniyor. Irak, Suriye hep o ilgileniyor. Göçmenlerle o ilgileniyor. Merhametli, normal bir Müslümanın kişiliğini düşünün. Mesela bildiğimiz klasik. Bir de o insanın takvasını düşünün. Türkiye ne kadar pahalıya mal olursa olsun, ne olursa olsun, bütün gücüyle, azmiyle dünyanın her yerinde Müslümanları kurtarmaya çalışıyor, her yerinde. Nerede bir zulüm varsa oraya yetişmeye çalışıyor. Ve İngilizlerin devletinin ağır baskısına rağmen, tea, kahve, milk, water, coffee, milk, coffee. Yes, no sugar. No sugar, yes.
O benim kedim, o benim. Kafe? Not sugar. Sugar mi? Ha, sugar mi? Tamam. Duydunuz. Evet, dinliyorum. Milli Gazete Alparslan Durmuş'un erimle ilgili açıklamasını saplantı teorisi başlığıyla manşete taşıdı. Şu ifadelere yer veriliyor. Alparslan Durmuş'tan şok eden bir açıklama geldi. Evrim kitaplardan kalktı diyenler zır cahil diyerek teorinin müfredattan çıkarılmayacağını açıkladı. Senelerdir yerine sayan ve kalıplaşmış sorunlarla boğuşan milli eğitim, sapkın ve saplantılı ideolojilerin tesirinden yine kurtulamadı. Halbuki İslam'da insan soyunun Hazreti Adem'le başladığı ayetlerle sabittir. Bu inanış İslam inancına tamamen zıttır. Allah'ı ve Kur'an'ı yalanlayan bir görüşün Müslümanlar tarafından kabul görmesi beklenemez dedi. Milli Gazete'ye helal olsun. Delikanlık havadaymış. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımız kısa videolarla devam ediyor. Evet, yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Evet, buyurun. Dinliyorum. Arakan'dan kaçan Müslümanlar Bangladeş'e kaçmaya çalışıyorlar. Ancak Burma hükümeti sınırdan kaçışa engel olmak için tel örgü boyunca gizlice mayın döşemişti. Bu mayınlara basan 3 sığınmacı hayatını kaybetti Adnan Bey. Bir kişi yaralandı. Yani mayın her yerde oluyor ama ya orada mayın yerleştireceklerini zannetmiyorum. Bir oyun var orada. Yani çünkü mayınlık bir şey yok. Yani oradaki asker dönüyor. Asker direkt zaten ateş ediyor. Mayını bekleyecek hali yok adamın. Mayın provokasyon olarak yapılmış olabilir. Yani yine burada İngiliz derin devletinin parmağına bakmak lazım. Çünkü mevzul bir mayın yerleştirme yok. Mesela en fazla 15-20 mayın vardır. Onlar da açıkta görünüyor. Orada bir savaşı kızıştırmak, olayı kızıştırmak isteği olabilir. Yani karşı tarafı daha harekete geçirmek, iki tarafı da birbirine kırdırmak olabilir. Çünkü Müslümanlardan da silahlı gruplar varmış benim anladığım. Evet. Çünkü onlar barışa davet ediyor falan. Demek ki bir silahlı güç var. Bir kere bu çok büyük hata. Yani en başta burada büyük bir hata yapılmış. Yani silahlı güç, orada bir silahlı ayaklanma grubu oluşturmak, Müslümanlara yapılacak en büyük kötülük. Yani şu anki katliamın sebebi onlar olmuş oluyor. Öyle bir grup olmazsa adamların gerekçesi de olmaz. Bu tip gruplar hep İngiliz derin devleti organize ediyor. FETÖ'yü, IŞİD'i veya bu tip ayaklanma. Mesela Müslümanları geniş çaplı orada şehit etmelerini sağladılar. Ufacık bir grup oluşturarak. Evet, dinliyorum. Allah şefkattir ama bunu nasıl anlayabiliriz? Allah şefkatlidir ama bunu nasıl anlayabiliriz? Her gün senin hücrelerin kanser üretiyor, vücut hücreleri her gün. Her gün o kanseri trilyonlarca molekül, trilyonlarca hücreyi gezerek o kanserleri söküp çıkartıyor. Kanser ameliyatı oluyor her gün. Kanser ameliyatı yapıyor. Yerine götürüyor, sağlam parçayı takıyor. Sonra da işine bakıyor. Eğer o kanserli hücreyi sökmezse, hücre, molekül, işbirliği yaparak bunu yapmasa, her gün insanın kanser olması mevzu bahis, her gün. Ama Allah böyle engellemiş oluyor. Bu bir tanesi. İkincisi, göktaşları yağmur gibi vızır vızır etrafımızdan geçiyor. Tek bir tanesi bile çarpmıyor normalde. Halaş pamuğuna çevirmesi lazım dünyayı göktaşlarının. Milyonlarca göktaşı var havada. Hiçbiri çarpmıyor. Yani gayet rahat gidiyoruz. Hiç sarsılmadan, silkelenmeden akıl almaz bir hızla gidiyoruz. Güneş eğer bir ayarını bozsa, dünyaya biraz yaklaşsa cayır cayır yanarız. Biraz uzaklaşsa donarız.
dünyanın hızı biraz artsa fırlarız. Yani nereye baksan Allah'ın dengesi, rahmeti, güzelliği kendini gösteriyor. Bu görüntü akışı durdurulsa zaten hiçbir şey göremeyiz. Hiçbir şey duyamayız. Ses duymayı kaldırsa Allah duyamayız. Görmeyi kaldırsa göremeyiz. Ama tabii şu periskop işine Kartal nerede gelmiyor mu? Yok şu anda. Yakup gelsin de şu periskopu yapsın. Olmuş. Ama klasik olarak işte bilinen kedinin yavrusunu yalaması vardır. Güvercin yavrusuna bakar. Bütün kuşlar yavrusuna bakar. Arılar yavrularına bakar. Böcekler yavrularına bakar. Hepsi yavrularını kollar. Tabii bu Allah'ın emriyle olduğu açık. Ama hücrenin, trilyonlarca hücrenin, trilyonlarca molekülün, trilyonlarca hücreyi her gün kontrol edip kanserli hücreleri söküp attığı, yani kanserli parçaları söküp attığı, yerine sağlamlarına kattığını kimse bilmiyor. Her gün insan kanser oluyor. Her gün o kanser tedavi ediliyor. Her gün. Kesintisiz kanser tedavisi var. Evet, dinliyorum. Yemin bozmanın kefareti. İlgili Kur'an ayetine gönderin, ben oradan ayetten okuyarak anlatayım. Evet. İsmi Mesra, manazlıktan bahsediyorsunuz. Daha detaylı anlatır mısınız? Esra, jilet gibi kızsın. Çok çok güzelsin. Çok keskin atlar. Ses tonu da çok güzel. Kendin de çok güzelsin. Bağnazlık dünyanın ilk yıllarından beri var, yani 10.000 yıldan beri, 15.000 yıldan beri var. İnsanların kendi kafasında çıkarttıkları kendilerini ezme metodu. İşte güzelliği ezmek, rahatlığını ezmek, huzurunu, kendine kurallar çıkartıp kendini köşeye sıkıştırma metodu. Mesela bu mağaranın etrafında gezmemek gerekir diyor. Mağaranın içinde et yenmez. Mağaranın içinde şarkı söylenmez. Falan. Kural çıkarıyor adam. Herkes ona uyuyor. Yedi cette uyuyor. Ha. Ondan sonra bir sivri akıllı daha çıkıyor. O da bir kanun çıkarıyor. Onlar da ona uyuyor. Bunlar 2, 4, 8, 16 tarzında gelişir böyle şeyler. Bağnazlıkta da mesela diyor ki bu hoca efendi diyor günde 5.000 zikir yapıyormuş diyor. Ya o da bir şey mi diyor? Benim hocam 10.000 zikir yapıyor gecede diyor. O ne ki diyor? 15.000 yapıyor benim hocam diyor. Yani gittikçe kendilerini böyle açmaza sokan ibadet şekilleri geliştirdikçe bir sükse anlayışı oluyor onlar için bu. Mesela benim şeyhim diyor sabaha kadar namaz kılıyor diyor. O, seninki ne ki diyor? Benimki sabahtan öğlene kadar kılıyor diyor. Böyle yani bir acı çektirme metodu, ızdırap metoduyla üstünlük sağlama kafası. O arada da kadınları ezmek, kendilerini yüceltmek gibi politikalar oluyor. Bağnazlığı en iyisi, bağnazlığın felsefesi olarak kitap haline getireyim de ben daha iyi olur. Çünkü böyle sohbetle değil de kitapla anlatsak daha iyi olacak. Evet, dinliyorum. Sizce dünyanın en merhametli ülkesi hangisi? Senin şekerliğin, ballığının geliştiği ülke hangisiyse orası. İnşallah. Bu şekerlik, ballık nerede oldu? Türkiye'de oldu değil mi? O zaman Türkiye'de. Türkiye, mesela Türk askeri dünyanın en merhametli askeridir. Bütün dünyaca bilinir yani. En adil, en makul olur Türk askeridir. Eskiden beri öyle. Her devirde öyle olmuş. Allah'ın hikmeti. Yani genelde mesela katliam yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar ama Türk askerinde o yok. Evet, dinliyorum. Karar yazarı Bekir Fuat, Darwinizmin, komünizmin faşizm gibi ideolojilerin kökenini oluşturduğunu ve karar yazarı Bekir Fuat, Darwinizmin, komünizm ve faşizm gibi ideolojilerin kökenini oluşturduğunu ve sömürgeciliğin de sosyal Darwinizmin insanları gelişmiş, gelişmemiş diye kategorilere ayırmasından kaynaklandığını yazdı.
Bugün bütün dünya bu bakış açısının etkisinde, biz de dahil, ekonomik, dini, sosyal literatürümüz Darwinizmin etkisi altında. Bu bizim için trajik bir durum. Çünkü biz Adem Aleyhisselam'dan geldiğimize ve insanlar arasındaki tek farklılığın Allah'a yakınlık ve ruh derinliği olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım bize ait bir yaklaşım değildir, dedi Darwinizm için. Helal olsun, güzel. İsabetli, akıllı, mantıklı konuşmuş. Nehru ile Gandhi arası bir görüntü elde etmiş. O da yakışmış. Karizması da iyi. Evet, dinliyorum. Yemin bozmanın kefareti de yediklerinizin ortalamasından 10 yoksulu doyurun diyor Cenab-ı Allah. 10 yoksul, fakir. 10 yoksulu doyurmak. Ya da onları giydirmek, elbise, takım elbise alacaksın. Veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak. Şu an köle olmadığı için bu olmaz. Bunlar da yoksa 3 gün oruç. 10 yoksulu doyurmak kolay işte, onu yapsınlar. Evet. O olmazsa 10 yoksula elbise alsınlar. 10 yoksula takım elbise. İyiyse hali vakti her şeyin çorabı, kemeri, pantolonu, ceketini tam takım kıyafet alacak. Veyahut 10 yoksulu lokantaya götürüp güzel hale doyuracak. Veyahut 3 gün oruç tutacak. 3 gün üst üste oruç tutacak. Evet, dinliyorum. Çocuklarımıza ne kadar özgürlük vermeliyiz? Çocuğun aklı tabii zayıf olur. Çocuk aklı olduğu için yani ona zarar vermeyecek tarzda sonuna kadar özgürlük vermek lazım. Ama ona bir zarar gelmemesi çok önemli. Ama sınır yok. Sınır sadece zarar gelmemesidir. Evet, dinliyorum. Almanya'daki seçimler yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı üzerine kampanyalar da artmaya başladı. Bu karşıtlık nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya seyahat yapmama uyarısında bulundu. Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, Almanya Türkiye'den aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir. Türkiye kabul edilemez ve tehlikeli bir biçimde Avrupa'nın tüm ilkelerinden uzaklaşıyor. Türk hükümetini bu yolu bırakıp yapıcı işbirliğine dönmeye çağırıyoruz, dedi. Ya Tayyip Hocam'la inatlaşırlarsa bayağı yamulurlar, söyleyeyim. Evet. Tayyip Hocam kabadayıdır, öyle yani tam adamına çatlar. Tayyip Hocam'a boyun eğdiremezler. Onların yapacağı Tayyip Hocam'la uzlaşmak olacaktır. Saygılı olacaklar Tayyip Hocam'a, laf söz dinleyecekler. Üst perdeden bakmayacaklar, Tayyip Hocam hiç alışık değildir tepeden bakılmaya. Onlar alışmışlar tepeden bakmaya. Bunu bir kenara koyacaklar, nezaket, saygılı olacaklar. Bakayım. Mehmet Tali Hoca'nın internet sitesini çökertmiştir. Bu yüzden internet sitesi yokmuş. Facebook'ta Mehmet Tali Hoca Efendi sayfasına yazabilirlermiş sorularını. Evet, o da Diyanet'in de olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı var değil mi? Fetva, he? Diyanet İşleri Başkanlığı, Fetva diye bir yer var internette. Telefon da var. Tamam, Diyanet'ten sorsunlar. O kolay olur ya. Şimdi Mehmet Tali Hoca hangi birine yetişsin? En iyisi Diyanet. Diyanet'e sorsunlar. Orada memurlar var çok. Evet, dinliyorum.
Hatice canımın içi çok nurlu ve bayağı güzelsin. Allah sana uzun ömür hidayet versin. Tesettüründe sana çok çok yakışmış. Aferin sana maşallah. Senden iftar ediyoruz. Bir daha. Merhabalar, ben Hatice. Çok tanrılı insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Canımın içi şimdi... Adam Darwinist. Tanrısı ne? Tesadüf. Bir de çok tanrılı olanlar var. Onlar da onun başka bir çeşidi oluyor. Şirktir tabii ki. Yani günaha girmiş o. Darwinizm de şirktir. O düşünce de şirktir. Şirk haram. Evet, dinliyorum. İsmim Burhan. Tebliğ yaparken size en çok şaşırtan olay ne oldu? Tebliğ yaparken size en çok şaşırtan olay ne oldu? Yani bir tebliğ olay oluyor ama adam çok şaşırıyor falan o anlamda. Akademideyken olmuştu beni şaşırtan olaylar. Bir etrafımı sardı oradaki komünist arkadaşlar. Ellerinde falçatalar falan böyle. Ama o falçata şey, iç mimar oldukları için maket yapımında kullanılan maket bıçaklar ama geniş şekilleri pek maket tabiri için olmuş gibi görünmüyordu yani, maketle bağlantısı yoktu. Ellerinde böyle bir şeyler yontarak falan geldiler. Yaptığın tebliği durduracaksın dediler, yani anlattığın konuları durduracaksın falan dediler. Dik dik de bakalım ama bayağı kalabalıklar yani böyle. Askeri parka girmişler üstlerine. Kızlarda da vardı, kızlar da var aralarında. Onlar da askeri parkalı. Peki o zaman sizin liderlerinizi anlatayım dedim yani. Tamam dediler, onlar anlat dediler ama okuldakileri anlatma dediler. Olur dedim. Hocanızı anlatayım da, hocalarınıza falan. İşte ondan sonra hocalarına anlatmaya başlamıştık. Yani öyle sakinleştirebilmiştik. Mesela bu garip olaylardan bir tanesi. Hasip vardı ya okulda bizim arkadaşların. Ona maddenin olmadığını anlatmıştım. Bir anda kıpkırmızı kesildi, anladı. Bir daha da benden konuşmadı. yani ilginç olaylar çok fazla, bir tane iki tane değil. Evet, dinliyorum. Amerika'da önceki gün sadece eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan değil, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Abdullah Habbani hakkında da tutuklama kararı çıktı. Çağlayan'a İran ambargosunu delmek için Amerikan yönetimi yetkililerine yalan söyleme, milyonlarca dolarlık yasa dışı işlemlerle bağlantılı fonları aklama, bu işlemlerin asıl niteliğini gizleyerek çeşitli finansal kurumları aldatma suçlamaları yöneltiliyor. Yalnız adamlar biraz fazla cesaretlenmişler gibi görüyor. Bunlar falan yürek yemişler gibi. Tayyip Hoca'ya karşı da bir saygısızlık yapma ihtimalleri var. Evet. Onu göz önünde bulunduran, biraz gözleri dönmüş gibi görünüyor. Çünkü hiçbir şey yapamadılar. Bu onları çok öfkelendirmiş gibi benim tahminim. Evet. Çünkü bu müthiş bir pervasızlık. Burada öyle bir şey varsa buranın Türk mahkemeleri o bakar. Seni ne ilgilendiriyor ya? Senden ne alakası var? İran'la Türkiye arasındaki bir konu. Seni ne alakadar eder yani? Handal handal demiş, yan kapının mandalı. Seninle ne bağlantısı çıkartıyorsun ya? Nereden alaka var yani? Bu patavatsızlıkla bunu yapma ihtimalleri var. Çünkü daha önce de İsrail Başbakanı'na tutuklama kararı çıkartmışlardı, evet, falan. Başka bakanlara falan da tutuklama kararı çıkarılmıştı. Yani yapmadıkları bir şey değil bu, yapabilirler. Dikkatli olmak lazım. Bazı örnekleri vardı dünyada, okuyabilir bana. Ver bakayım. Kasım 2015 tarihinde bir İspanyol mahkemesi 2010 yılındaki Mavi Marmara olayından dolayı Başbakan Netanyahu ve olaydan sorumlu 7 üst düzey devlet görevlisi hakkında yakalanma emri çıkarttı. Bu kişiler arasında eski Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, eski Savunma Bakanları Moshe Yalon ve Ehud Barak,
eski İçişleri Bakanı Eli Yişai, eski İstihbarat Bakanı Dan Meridor ve Bakan Benny Begin bulunuyor. Ya artistlik yapıyor tabii, onlar oraya gitsin İspanya'ya falan. Bandoyla karşılarlar yani, tutuklama falan olmaz. Ama artistlik olsun öyle, kıllık yapıyorlar yani. Kıllık derken akıllı olmayan bir hareket anlamında yani. Kıl, gerçek kıl anlamında değil. Evet, dinliyorum. Yine bir örnek daha vardı. İngiltere ve Belçika 7 yıl önce İsrail eski Dışişleri Bakanı Livni hakkında Gazze'deki savaş suçlarından dolayı tutuklama kararı çıkardı. Ancak Livni'nin yasal bir açıktan faydalanarak Londra'ya gidip geldiği belirtiliyor. Londra'da Livni'yi tutuklayacaklar. Izgara pişiriyor bunlar. Artistik yapıyor, öyle bir olay yok. Evet, dinliyorum. Sırbistan, Kosova eski başbakanı Ramus Haradinaj hakkında 1998'deki Kosova suçlarından dolayı tutuklama kararı çıkardı. Bu kişi Fransa'da bu yılın Ocak ayında tutuklandı. Yani bir densizlik yapma ihtimalleri var. Yani hiç ummadık şekilde öyle bir çılgınlık yaptı. Çünkü Tayyip Hoca gitti oraya, adamlar saldırdı, seyrediyorlar. Evet. Türk polisi Cumhurbaşkanını korudu. Vay siz nasıl korursunuz falan, anormal bir şamata yaptılar. Bir şımarıklıktır gidiyor, münasebetsizliktir gidiyor. Bunu aynı şekilde Amerikan Başkanı'na da yapıyorlar. Donald Trump'a da yapıyorlar. Adama yapmadıklarını bırakmadılar. Bütün yardımcılarını istifa ettirdiler. Adamı her yerde engellemeye çalışıyorlar. Suçlamalar, ifadesini falan aldılar. Yani onu da götürecekler gibi görünüyor. İngilizlerin devletin azgınlığını dünya tam daha anlayamadı. Bizim anlattığımızı da bazı kişiler daha hala anlayamadılar. Deccal'in azgınlığı çok büyük. Pençelerinden kan akıyor, o kanlı pençelerini sökeceğiz. İlimle, irfanla, kanlı hukukla. İnşallah. Ya biraz şu olaydan çıksak da ben bir kendime gelsem sonra devam etsek olmuyor mu? Tabii, estağfurullah. Evet, kısa videolarla programımız devam edecek. İnternetten izlemeye devam edebilirsiniz. a9.com.tr, a9eşli.com, mobil A9 uygulaması, YouTube'dan A9 TV, Scope'dan A9 TV kamera. Yani çıktık, iyi oldu. Neden iyi oldu? Şimdi anlayacağız. Tayyip Hoca bütün mine sahip çıksın. Dediğim doğru yani, %70-80 destek gerekir. İngiliz derin devleti doğru, Deccal bu. Deccaliyet denilen olay bu. Şu an Deccal zahir oldu. Bütün dünyayı dinsiz yapan, Allahsız yapan Mehdi karşılığı bir harekettir. Dünyada Mehdi yok dedirten, çalışma yapan da onlardır. Birçok hoca efendi falan bunların kontrolüne girdi. Birçok yazar bunların kontrolünde. Türkiye'de birçok böyle züppe, it, kopuk hep İngilizlerin devletinin kontrolündeler. Büyük bir tehlike. Tayyip Hoca da buna karşı aslan gibi direnen bir yiğit. Efendim, bir Osmanlı delikanlısı. Destek olmamız benim kanaatim farz. Hiç lam olmaz yani. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Amerika'da haklarında dava açılan korumaları ve
Eski Bakan Zafer Çağlayan'la ilgili soruya yanıt verdi Adnan Bey. Bu Çağlayan'ın şahsına değil, Türkiye'ye yöneliktir. Doğru söylüyor. Tamamen siyasidir. Bu işin arkasından çok pis kokular geliyor dedi. İşte o koku, bir yanık var demek ki. Oradaki yangın çok tehlikeli. Tayyip Hocam bu Amerika işine çok dikkat etsin. Trump'ı da götürecekler. Tayyip Hoca'ya doğru da bir şey yapabilirler. Bunların gözü dönmüş vaziyette. Aman dikkatli olalım. Çünkü Amerikan yüksek mahkemeleri tamamen İngilizlerin kontrolünde şu an. Yüksek mahkeme üyelerinin tamamı onların kontrolünde ve değişmiyor bunlar. Devlet kurumlarındaki adamlar hep oturak gibi bunların kontrolüne girmiş durumda. Tehlike net. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet, dinliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var konuyla ilgili. Zafer Çağlayan Amerika'ya gitse yargılanacakmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı pis kokular geliyor diyor. O pis kokular biz Türkiye'de burnumuzu tutuyorduk. Dünyaya yayılacak diyorduk. Defalarca söyledik, yapmayın dedik. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış birinin başka bir ülkede yolsuzluk nedeniyle yargılanması utanç vericidir dedi. Ama Türkiye'yi ilgilendiren bir dava bu. Onları ilgilendirmez. Evet. Yani zaten adamın gidip oraya teslim olması da olayın teşkilat olduğunu gösteriyor. Adam selamun aleyküm ben geldim diyor. Davetle gitti oraya adam. Evet. Bu Türkiye'ye bir oyun hazırlanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu oyunu nasıl görmez ya? Hadi diyelim ki bazıları hatalar yaptı feşmekâmeye. Bu ancak %1'idir olayın. Yani %99 Türkiye aleyhine bir oyun oynanıyor. %1 şahsi suçlar o ayrı, o Türkiye'de gereği yapılır onun. Eski çeneydi marka, üst cebi sökülmüştü, kullanılmıştı marka. Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o marka. Feryadım
hatta bir gün güler bize sanar, bize sanar. Albatta bir gün güler bize sanar, bize sanar. Kasırgalara bile, felaketlere bile kadın adı veriyorlar. Hepsi öyle, bak dikkat edin. Hep bu kadın zıtlığından, kadınlara karşı olan içlerindeki öfkeden. Bak kasırgaya kadın ismi veriyor. Yani bir ölümlere neden oluyor, insanları yıkıyor, evleri yıkıyor. Ve bilinçaltını insanların böyle dolduruyorlar. Yani kadını böyle uğursuz bir varlık gibi göstertiyorlar. Bela gibi göstertiyorlar insanlara. İnsanlar kendileri beğenmiş tavırdan ne zaman vazgeçecek? Canımın içi beğenenin de züppelik yapıyorlar yani. Sizi kızdırmak için yapıyorlar. Beğendiğinden değil, ona kendilerini nefret eden tipler. Kendini beğenmiş tipler, kendilerini nefret eden tiplerdir. Yani çok pislik ve itici tiplerdir. Ukala, züppe, saldırgan. Merhametsiz, sevgisiz tiplerdir. İçi yanar onlar öyle. Zannettiğiniz gibi olmaz. Kendini beğenmediği bir şey yoktur. Tiksinir ona kendilerine. Evet, dinliyorum. Bir daha. Güzel yüzüm, doğru söylüyorsun. O çok önemli, hayati bir konu. O işte Mehdiyet devrinde ancak şu an çok zor. Şimdi daha çok bina, daha az ağaç politikası var gibi görünüyor. Tayyip Hocam gerçi elinden geleni yapıyor ama ne kadar olur bu yani. Ve sırf Türkiye'de olur, bütün İslam aleminde, bütün dünyada istiyoruz biz bunu. Evet. Fotoğraf çekilmeyi sever misiniz? Fotoğraf yani çok hayati bir konudur. Çünkü süksenin A'sıdır. B'si de yayınlanmasıdır. C'si de şöhret olmaktır yani. şöhret olmak zevkli olduğuna göre fotoğraf da zevklidir. Yoksa fotoğraf tek başına pek etkileyici bir şey değil. Şöhreti sağladığı için, sükseyi sağladığı için ve sevenlerimizi sevindirdiği için zevkli. Yani hakikaten sevenlerim mutlu oluyor ve düşmanlarımız da kahroluyor. Münafıklar kahroluyor. Kızdırma yeteneği çok yüksek bir resmin. O yüzden hoş. Müminleri de tabii ki sevindirir. Efendim kalplerine inşirah, ferahlık verir. Bir güç gösterisidir. Bir muktedirlik gösterisidir. O yönden güzel olur. Evet. Hocam Alper, müziğin hasta hayvanlar üzerinde bir iyileştirici etkisi var mıdır? Güzel Alper, biraz zor yani bir mantık olmaz çünkü kedi hastaysa mesela hayvan, müzik falan onu ilgilendirmez. Hasta bir köpeği de hiç ilgilendirmez. İlaç, sevgi açar köpeği, kediyi, sevmek, başını sevmek, vücudunu sevmek. Temiz tutmak ortamını, gıdasına dikkat etmek, o. Müzik pek etkilemez. Ama mesela böyle sıhhatli bir anında müzik hoşuna gider. Eğer sıhhatliyse, canlı, güçlüyse o onu açar, hareketlendirir. İnsan güzeli bir erkek çocuğunun resmi var Adnan Bey. Ünlü bir mankenin oğlu. O kollar acayip ısırılır bunun ama. Annesi Tony Prever. Annesi de güzel maşallah. Thank you.
γυαλίνη. Γιατί δεν πηγαίνω τα βράδια στο σπίτι. Καμένο αγόρι με φωνάζουν κι οι φίλοι μου και διώχνουν το γέλιο μου από τα χείλη. Μα αν ξενυχτάω κάθε βράδυ και μεθάω, αιτία είναι τώρα αυτή που αγαπάω. Και δεν με νοιάζει για ό,τι κι αν λένε, και ας με καίνε, και ας με καίνε. Evet Fikret Efendi, dinliyorum. İsmim Kubilay. Aleyhinize çıkan haberlere üzülür müsünüz? Aleyhimize çıkan habere üzülür müyüz? Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkan haberlerin %99'u aleyhineydi. %99. Yıllarca bu böyle devam etti. Yıllarca. Her aleyhine çıkan haberden Resulullah'ın manevi makamı yükseldi. Velayet derecesi yükseldi. Sevabı yükseldi. Cennetteki mekanı yükseldi. Ne zaman ki peygamberimize iftiralar durdu, saldırılar durdu, sevap akışı da durdu. Hazreti Musa'da da aynısı oldu. İbrahim'de, İshak'ta, Yakup'ta, İsmail'de. Ne zaman saldırı durursa sevap akışı da durur. Dolayısıyla Müslümanın oturduğu yerdeki sevabı onun aleyhine olan yazılardır. Onun için teşvik de etmeyiz. Yani kasten teşvik etmeyiz. Ama ne kadar çok olursa müminin o kadar lehinedir. O kadar gücünü artırır. O kadar İslam'ın yayılması daha da artar. Çünkü zalimi, ahlaksızı, karaktersizi, şerefsizi, namussuzu gören insanlar İslam'ın güzelliğini, kıymetini daha çok anlarlar. Peygamberimize yapılan saldırılar yüzünden peygamberimize iltica çok artmıştı. Resulullah'a yapılan saldırı nedeniyle insanların hamiyet hisleri arttı. Eğer Resulullah'a saldırı olmasaydı o kadar hamiyet hissi olmazdı. Aleyhteki konuşmalar, aleyhteki şiirlerden insanlar peygamberimize teveccüh ettiler. O devrin basını biliyorsunuz şiirdi, şairlerdi. Peygamberimizin aleyhine Peygamberimiz aleyhine çok çok çirkin, yakışıksız, ahlaksızca ve alçakça şiirler düzüyordu o devrin şairleri. Kabe'ye çıkarak, oradan bağırarak halka okuyorlardı binlerce insana, Resulullah'ın aleyhine. Ne oldu? İslam çığ gibi gelişti. Ve Resulullah'a yağmur gibi sevap geldi. Müminin imtihanı bu şekilde oluyor. Bütün peygamber anda, bütün evliyaullah da böyle. Mehdi devrinde de bu şekilde olacaktır. Biz de Mehdi devrindeyiz. Mehdi'nin 313 talebesinin dışında Mehdi'ye insanlar tavır alacaklar. Yüz binlerce, milyonlarca insan tavır alacak. Oradan gelecek sevapla Mehdiyet makamına ulaşmış oluyor. Yani oradan manevi derece alıyor. Oradan manevi gücünü alıyor. Yani seçilmişliğinin en mühim nedenlerinden biri Mehdi'nin aleyhindeki her türlü faaliyettir. Biz de Mehdi talebesi olduğumuz için, Mehdi öncüsü olduğumuz için bizim aleyhimizdeki her sözden, her konuşmadan sevap alırız, manevi makamımız yükselir. Onun dışında manevi makam yükselmesi olmaz. Ya tehdit olacak, ya hakaret, ya saldırı. Bütün peygamberlere, Kur'an'a bakın, hangi sayfayı açarsanız açın, hep peygamberlere hakaret, saldırı, baskı ve iftira hakimdir. Allah'ın onların makamını yükseltmekte kullandığı tek metot budur. Allah istese Mehdi'ye diz çöktürür. Mehdi'nin karşısında insanlar diz çöker ve kısa sürede hakim eder. Ama o hakaretleri, o saldırıları Allah sağlıyor. Mehdi'nin makamını yükseltmek için. Sonra ne oluyor? O hakaret edenleri Mehdi'nin önünde diz çöktürüyor bir sefer. Yerleri öptürüyor bir sefer Allah. Aynı Allah bir sefer de bunu yapıyor. Biz de Mehdi talebesi olduğumuz için şimdi bize kötü söz söyleyenler yarın bir gün bambaşka bir halde olacaklardır.
ve dikkat edin kitleler halinde bizim fikrimiz her yere hakim oluyor. Yani karanlık bir denizin içerisinde destroyer gibi yara yara gidiyoruz. Etrafa ışık saçarak. Ve karşımızdaki güç mum gibi eriyor. Nereye gitsek dümdüz ediyoruz. Bak Darwinistler karanlık dağlar gibiydi. Büyük bir bölüm için söylüyorum. Hepsi dümdüz oldu. Rumilik dümdüz oldu. İngilizlerin devleti rezil kepaze oldu. Ve daha da olacak, daha bir başlangıcındayız. Ama bütün hızımızla ilerliyoruz. Ama orada şeytan ve onun ordusu da tabii bize saldırması gerekir. Eğer saldırmazsa biz sevap alamayız. Ayrıca kötü, yanlış bir yoldayız demektir. Şeytan bize ne kadar saldırıyorsa o kadar doğru yolda olduğumuz anlaşılır. Şeytan ve avanesinin bize saldırması bize bereket getirir. Uğur getirir, zenginlik getirir, ihtişam getirir, güç getirir, galibiyet getirir ve hakimiyet getirir. Allah'ın izniyle inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz diye buyuruyor Allah. Görüyor musun Allah'ın hükmünü? Bu ne demek biliyor musun? Ben bunu yaratacağım diyor Allah. Ben yaratacağım. Bunun dışında bir imtihan yoktur. Yani rahatlıkla o zaman gelmene gerek yok. Sen burada kötü söz işitmeyeceksen, saldırı olmayacaksa, suikast olmayacaksa, baskı olmayacaksa, tehdit olmayacaksa, rahat rahat deyip içip yaşayacaksan buraya gelmene gerek yok ki. Bura oranın yeri değil. Yani direkt cennete gitme. O zaman cennete direkt gidersen cennetin senin için hiçbir anlamı olmaz. Cennet eğitim alındıktan sonra yaşanacak yerdir. Eğitim almadan yaşayamazsın. İnşallah. Evet. Ben Sena, sağlıklı bir ilişki için tavsiyeleriniz nelerdir? Güzel Sena, çok çok güzelsin. Allah senin nurunu artırsın, güzelliğini artırsın. Sağlıklı bir ilişkiden kastı herhalde kız erkek arkadaşlığını kastediyor değil evet. mi? Yani bir kere tabii bütün ağırlık erkekte olacak. Çünkü kadınlar masum, mazlum varlıklardır. Ne yapsın o yani? O mağdur tarafta oluyor kadın. Kadın daima mağdur taraftır. Etken olan erkektir. Erkeğin nasıl olması gerekir? Kadının haysiyetini, dinini, imanını, namusunu, şerefini, sağlığını, sıhhatini, mutluluğunu, neşesini korumakla mükelleftir. Bunu yapıyorsa sağlıklı bir ilişki olur. Ama bunu yapmıyor da o çocuğu et yığın olarak görüyorsa, onu parçalanacak bir av olarak görüyorsa, kendini de dağda gezen vahşi bir kurt olarak görüyorsa, bu ilişkinin sağlıklı olması diye bir konu olmaz. Bu felakettir. Evet. Bir tartışmada haklı olduğunuzu bildiğiniz halde karşınızdaki haksızsa bile o tartışmaya devam ettirir misiniz? Yoksa ortalığı yatıştırmaya çalışır mısınız? Yakışıklı mı? Eğer adam sen haklıyken seni haksız çıkartmaya çalışıyorsa bir sorun vardır ilgili yerde. Orada yani sen adama Napolyon'sun da dersin, efendim kralsın da dersin, yatıştırmak esastır orada. Adam ben Napolyon'um diyorsa tabii ki Napolyon'sun diyeceksin. Değil mi? Bana asker selam ver dese asker selam verirsin. Yani... Napolyon'la niye çatışıyorsun? Bütün mesele onun Napolyon olup olmadığını anlamaktadır. Napolyon olduğunu anlarsan, Napolyon muamelesi yaparsın. Güzellikle oradan ayrılırsın. Evet. Sevimli kediler var. Kedi kadar yakışıklı hayvan ben bilmiyorum ya. Çok sevindim. Yani acayip tatlı, hatları mükemmel yani çok çok güzel. Evet. Yüzündeki ifade çok dinlendirici. Aslında her eve bir kedi gerekiyor ya. En az bir kedi yani. Aslında her odada bir kedi olması lazım. Kedi yani hava, su gibi ihtiyaçtır. Evet, evet. Evet, dinliyorum.
Merhabalar hocam. Benim bir sorum olacaktı. Böyle bir dini programla bu kadar güzel kedicikleri nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? Yani çok merak ettim açıkçası. Benim güzeller güzelim, canımın içi, dini size o kadar korkunç gösterdiler ki, din dedim mi bir felaket ve bela kumkuması gibi aklınıza geliyor. Ancak işte 60-70 yaşına geldiğinde, ölüm kapıya dayandığında intihar eder gibi dine giriyor. İntihar eder gibi. Zaten mahvolmuşum ben diyor. Dinle mahvolsam ne olacak diyor. Bir de öyle mahvolayım diyor yani. Ancak mahvolmuşken mahvolmayı kabul ederim diyor. Yani yaşlıyken dindar olurum demenin anlamı bu. Ben diyor zaten mahvolmuşum. Bir kere daha mahvolsam ne olur diyor. Zaten ölmüşüm ben diyor. Yani bu felaket sistemin içine o zaman girerim ben diyor. Mahvolmuş adama ne fark eder diyor. O anlamda dindar oluyorlar. Size dini çok korkunç gösterdiler. Din deyince hayat yoktur, neşe yoktur, sevinç yoktur, güzellik yoktur, estetik, kalite, hiçbir şey yoktur. Her türlü felaket, her türlü kötülük dinin içindedir gibi size gösterdiler. Sanatın, estetiğin, güzelliğin, ihtişamın gerçek kalesi olan din size her türlü kötülüğün kaynağı gibi gösterildi. Dolayısıyla şaşırıyorsunuz. Mesela güzel kızlar oluyor, şaşırıyorsunuz. Güzel evler, şaşırıyorsunuz. Dekolte oluyor, şaşırıyorsunuz. Müzik oluyor, şaşırıyorsunuz. Güzel eşyaya, güzel kokuya şaşırıyor. Güzel arabaya şaşırıyor. Güzel manzaraya şaşırıyor. Ya diyor Müslüman da bu nasıl oluyor? Abi Müslüman demek dünyanın en kaliteli insanına Müslüman denir. Bak Müslüman özeti budur. Dünyanın en mükemmel, en kaliteli insanına Müslüman denir. Benim canımı bir daha göstert bana. Merhabalar hocam. Benim bir sorum olacaktı. Böyle bir dini programla bu kadar güzel kedicikleri nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? Yani çok merak ettim açıkçası. Canımın içi sen de çok çok güzelsin. Yüzün çok çok güzel. Bayağı düzgün, hoş bir kızsın. Ses tonu da güzel. Sevgi anlayışın da çok güzel. Efendim, senin de güzel bir kedicik olduğunu anlaşılıyor özetle. Allah sana uzun ömür versin, hidayet versin. Din neşedir, sevinçtir, bayramdır. Bunu hiç unutma. Evet. İlk aşk olduğunuz insan kimdir? Canımın içi hiç sormayan. İlkokulda bir arkadaşıma aşık olmuştum. Böyle evlilik hayalleri falan kuruyordum onunla. Sonra ortaokulda ikinci aşkımı yaşadım. Bizim yolun üstündeydi. Kız her gün kapıda bekliyordu falan. Bakışıyorduk yani. O bana bakıyor, ben ona bakıyordum. Ama bayağı kötü oluyordum yani. Göremediğim günler çok bozuluyordum yani. Niye göremedim falan gibi. Sonra arttı o aşık olmalar. O lisede arkadaşım vardı, kız arkadaşım. Ona aşık oldum. Olduk da olduk. Akademiye geldim. Akademikte kız arkadaşlarıma aşık oldum. Sonra bütün bu kız arkadaşların hepsine aşık oldum. Önü sonu gelmiyor şu an. Her gün gelen kızlara aşık oluyorum, her gördüğüme. Sokağa çıkıyorum, aşık oluyorum. Evet, dinliyorum. Yeşil gözlü güzel bir kedi var. Boya değil mi bu? Bilgisayar olayı falan yok değil mi? Eğer böylesi müthiş. Maşallah. Çok kullanıyoruz. Sosyal medyayı neden bu kadar çok kullanmıyoruz desem mantıklı olurdu. Tabii kullanacaksın, kullan. Sağlıklı bir hareket o, iyi. Evet, dinliyorum. Şimdi önemli bir konu var. Senin çok güzel olman. Önce o konuyu bir halledelim. Ben güzelim bir daha dinleyeyim. Türkiye'nin en muhafazakar bölgesi sizce neresi? Esmer güzeli ve bayağı güzel bir kızsın. Allah güzelliğini daha da artırsın. En muhafazakar Konya herhalde. Evet. Konya, evet. Konya'da minetek falan dekolte düşünemiyorum yani. İkinci herhalde Kayseri gibi görünüyor.
Yani sonra gittikçe geriliyor herhalde. Evet, dinliyorum. En uzun tebliğiniz ne kadar sürdü? En uzun tebliğim sabaha kadar sürerdi. Benim zaten normal öyleydi. 9'da 10'da falan başlardım. Sabah namazını kılardık. Sabah namazından sonra yine devam ederdi. Yani ben yıllarca öyleydi benim tebliğ anlayışım. Bizim eski çocuklar bilirler değil mi? Hep sabaha kadar yani. Evet. Türkiye'den neden Facebook, Twitter gibi firmalar çıkmıyor? Doğru diyorsun, yakışıklı mı? Yapabilirler. Ama bilmiyorum, pahalıya mı mal oluyor, nedir bu? Aslında başlangıçta değil. Yok, eğer devlet ön ayak olsa halk oraya yönelir ve kısa sürede yükselebilir. Mesela Arap ülkelerine yönelik AK Parti hükümeti öyle bir şey yapsa, Facebook gibi, Twitter gibi, Türkiye'de bütün halk yüklenir oraya. Arap ülkelerini teşvik ederler. Kısa sürede çok büyük bir güç haline gelebilir. Yani yapabiliyorlarsa yapsınlar, çok iyi olur. Ama devlet desteği gerekir. Anneniz mühendiyete nasıl bakıyor? Annem 90 küsur yaşında. O benim bir an önce evlenmemi istiyor. O mehdiyet falan pek o. Öyle konulara pek ilgilenmiyor. Evet, dinliyorum. Sabah yazarı Bercan Tutar şöyle bir yazı yazdı Adnan Bey. Görebiliriz. Arakan konusunda Çin'in sessizliği de, Rusya'nın sinsi tavrı da, Amerika'nın vahşi stratejisi de küresel çarkın kanlı birer dişlisidir. Ancak en kirli dişli kuşkusuz İngiltere'dir. Bu yüzden Arakan'daki şu anki soykırımın da ana kraliçesi yine Londra'dır. İkinci Elizabeth, San Suu Kyi'yi Buckingham Sarayı'nda boş yere ağırlamadı. Suu Kyi katliam yaptıktan sonra bile kraliçe tarafından madalya ile ödüllendirildi. Yeni katliam da yine İngiltere'nin yönlendirmesiyle olmuştur dedi. Kardeşim, Türkiye'nin kabadayları, delikanlılarını artık tutacak güç yok. Önce o kapı kapalıydı. İngilizlerin devletine kimse tabiri caizse posta koyamıyordu böyle. Yani kabadayılık yapamıyordu. Biz bir kafa attık. Adam surat üstü düştü yani. Yerde bir oldu. Ondan sonra bizim Osmanlılar kale kapılarına girmeye başladılar. Ama Ulubatlı Hasan gibi ilk sancağı biz diktik elhamdülillah. Kapıyı açan biz olduk. Sizden önce adını bile söyleyemiyorlar. Adını bile anamıyorlardı ve adını ananların hepsi öldürüldü. Bak, listesini vereceğim. Evet. 50 kişilik falan liste var. Hepsini öldürdüler. İngilizlerin devletinin ilgili biraz bilgi veriyor adam. Biraz. Sen misin bilgi veren? Trafik kazası, otelde ölü bulunma, intihar, cinayet, faili meçhul. 50'nin üzerindedir. İngilizlerin devletine laf edenler hep öldürülmüştür. Kennedy söylemiş. Kennedy de öyle. Kapalı konuştu, buna rağmen öldürdüler. Bak, ben meydan okuyorum diyorum. En babanız, hasınız gelsin diyorum. Evet. Gık yok. Cirik cirik sesler çıkartıyor, garip garip. Yani bir tek Ankara'daki o vatandaş biraz arada sırada 3-5 günde bir konuşuyor. O kadar. Onun dışında çıt yok. İflahlarını keseceğiz, iflahlarını. İnlerine gireceğiz Tayyip Hocam'ın tabiriyle. Girdik de fahş edeceğiz inşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum. San Suu Kyi'nin bazı tabii resimleri... kanuna, hukukla, ilimle, irfanla efendim. San Suu Kyi'nin bazı resimleri vardı yine. İngiliz üstünde. Kraliyet Asker Akademisi. İşte kafalama yapıyorlar orada. İngilizlerin devletinin avucuna düşmüş. Bülent bin iki laf söylüyor şu adama ya. Aynısın. Çok yakışmış maşallah. Ne? Çok yakışmış maşallah. İkinci Bülent vakası da. Aynı sakal makal. Göster bakayım gözlük mü? Yakına girsene arkadaşlar. Bülent, ne yapıyorsun? Orada mısın? Bülent evde olduğunda sen burada ol. Evet, dinliyorum. Merhaba, ismim Aslı.
güzel yönü nedir? Aslı canımın içi, çiçek gibi güzelsin, tertemizsin bir tanem. Acayip güzelsin, Allah güzelliğini artırsın. Nur gibisin, nur. Işık gibisin. Yani her yerin güzel. Elin, yüzün, kaşın, gözün, sesin de çok güzel. Canımın içi, bak sende bir güzellik var. İşte bu. Kadının en güzel yönü budur. Nedir? İnsancılsın, kibarsın, nezaketlisin, sevgi dolusun. Yani imanlısın. Allah'tan korkuyorsun, Allah'ı seviyorsun, helal harama dikkat ediyorsun ve yüzünde iffet ışığı var, tertemizsin. Kadının en güzel yönü budur. Bakar bakmaz insan sana güveniyor. Her yönden sana insan güvenir, bakar bakmaz. Yani senet gibi yüzün, elinde yüzünde nur var, tertemizsin. Allah bu nurunla seni yaşatsın, hidayetle sarsın, cennet nasip etsin sana. Evet, dinliyorum. Arkadaşlarımız Emre Altuğ ve İbrahim, MHP Milletvekili Profesör Doktor Alim Işık Bey'in kızı İmran Işık Hanım'ın evlilik törenine katıldılar Adnan Bey. Hmm. Sizin hediyelerinizi ve selamınızı ve mutluluk dileklerinizi ilettiler. Alim Hoca da çok teşekkür etti ve selamlarını iletti. Aleykümselam. Allah mübarek etsin. Evet, hocamızın bu mutlu gününde orada olmak isterdik. Ama temsilen kardeşlerimiz geldiler. İyi olmuş, hayırlı olmuş. Gelin hanım çok güzel. Damadımız da yakışıklı maşallah. Maşallah. Allah huzur içinde yaşatsın. Allah sağlık sıhhat versin. Annemiz de maşallah mütesettire ve mümine bir anne. İyi, çok güzel. Bir de düğünden video vardı. Çok iyi olmuş. MHP düğünü böyle olur. Evet, dinliyorum. Buse Naz, insanlar kendi hayatlarına bakmayı, başkalarının hayatına bakmamayı ne zaman öğrenecek? Bunu merak ediyorum. Buse Naz, çok şahane ve güzel bir kızsın. Görgülü, kaliteli olduğun yüzünden anlaşılıyor. Başkasının hayatına insanlar niye bakar? Buse Naz, çünkü sen güzel kızsın. Seni kıskanır, elde edemeyeceğini düşündüğü için ne yapar? Senin mutluluğunu bozmaya çalışır, güzelliğini bozmaya çalışır, okulda başarın varsa onu engellemeye çalışır, işte başarın varsa onu engellemeye çalışır ki onu elde ettiğinde mutlu olacağını düşünür o. Çünkü senin mutluluğun onun canını yakar. Ama sen bundan kurtulamazsın, şu dönemde kurtulamazsın. Çünkü deccaliyetin en önemli yönlerinden biri budur. Haset ve hasedin meydana getirdiği acımasız kahpe saldırılar. Onun için seni mutlaka üzmeye çalışacaklardır, kızdırmaya çalışacaklardır, kötü söz edeceklerdir, hakkında araştırma yapacaktır kendince, iftira için zemin hazırlayacaktır. Senin yapacağın en etkili şey bunlara hoş demektir yani. Çünkü it ürür, kervan yürür. Her zaman itler ürecektir, senin kervanın da gidecektir. Sen kale almazsan en büyük cezayı vermiş olursun. Bana da adam olmadık laf ediyor. Biz puhahaha gülüyoruz adamlara. Kahrından ölüyor adamlar. Evet. Hiç kale almayacaksın. Evet. Şeytan neden kadınlara hedef alıyor? Çünkü en güzel varlıklar olarak onları görüyor. Mutluluğu yıkmak için, dünyanın güzelliğini yıkmak için dünyanın en güzel varlığı neyse ona saldırıyor. Dünyada en güzel neyse ona saldırıyor. Şeytan en güzeli fark etmede çirkin bir ustalığa sahiptir. Nesli bozar, hayvanları bozar. Kur'an'da var ya, kulaklarını keseceğim diyor onların diyor. Evet. Nesli bozacağım diyor. Bitkileri bozmak ister, ağaçları bozmak ister. Ama en çok kadınları bozmak ister. Önce onları tamamen kapatıp, güzelliğini bozarak, onların bakım yapmasını engelleyerek, onların parfüm kullanmasını, makyaj malzemesi kullanmasını engelleyerek, eğlenmesini, gülmesini engelleyerek, onları hayvan ve insan karışımı bir mahluk gibi gösterterek, onları akılsız gibi gösterterek,
cehennemin %99'unu onlardan oluşacağını gösterterek kendi kafalarına göre, dinden, İslam'dan, Kur'an'dan hayatlarının yarısını alarak kendince kadını çökertmeye çalışıyordu şeytan ordusu. Şu an onları suçüstü yakaladık. Her gördüğümüz yerde eziyoruz. Atatürk'ün bir sözü var ya hani komünistlikle ilgili. Ben de diyorum ki, şurası unutulmamalıdır ki İslam aleminin en büyük düşmanı şeytandır. Ve hem hali her görüldüğü yerde silmelidir yani. İnşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum. Papağan var. Bir daha göster bakayım. Madem beni gıcıklık yapıyorsun, niye al sana? Evet. Sizce renkli dövme mi, renksiz dövme mi? Bence renksiz daha seksi oluyor bence, siyah beyaz. Daha vahşi bir görünüm veriyor. Bence renksiz daha iyi. Evet. Merhaba, ismim Hasan Haşim. Ne sıkıntı olursa Hasan, gören de beni çavuzdan çıkmıyor zannediyor. Yakışıklı mı? İşin doğrusu var burada Havuz da. Ender nadirattan bazen kız arkadaşlarım geldiğinde hani gönüllerini almak için haftada 3-5 kere falan nacizane Havuz'a giriyoruz. Ama çok güzel giriyorsunuz. Evet, onlara eşlik etmek için hani böyle gönülleri hoş olsun gibisinden. Hem de muhabbet olsun gibisinden. Yoksa yani her gün havuzda değiliz. Haftada 3-5 de az değil aslında ama neyse. Evet, dinliyorum. Rock müziği hangi sıkıda dinliyorsunuz? Benim dünyalar tatlım rockçı. Benden aynı kafada. Güzel. Güzel yüzlüm, biliyorsun biz hemen hemen her gün rock müzikten örnekler veriyoruz. Ben güzel yüzümü bir göreyim. Çok hoş kızsın, çok hoş. Gençliğin, güzelliğin. Evet, tişörtünle beraber çok hoş olmuş. Yani bakar bakmaz etkileyicisin maşallah. İngilizlerin, devletin yaptığı oyun çok ilkel, sade bir oyun. Bunu Osmanlı Abdülhamit döneminden beri yapıyorlar. Mesela Osmanlı bir yandan böyle borçlar içerisinde biliyorsunuz boğuşuyordu. Osmanlı'ya bedava viski veren İngilizlerdi. Yani yüz binlerce kasa viski getirmişlerdi bedava. En çok borcu İngiltere veriyordu, borç. Zibil gibi. Ne kadar istiyorsak veriyordu. Sonra ne oldu? Osmanlı ekonomisini çökerttiler. Darwinizmle ilgili kitap basma konusunda müthiş destekliyorlar devlet matbaasını. Kağıtla, şunla, mürekkeple her şeyi destekliyorlardı. Ne oldu? Bütün Osmanlı Darwinist oldu. İngiliz desteğini gördüğünüzde, İngiliz derin devletinin desteğini gördüğünüzde bilin ki
felaketin desteğidir bu. Yani sana adam kılıç getirir, adam doğratır. Sana silah getirir, adam vurdurur. Öyle yapar yani. İngiliz derin devletinin oyunu budur. Evet, dinliyorum. Siz anlatmıştınız, Osmanlı'ya karşı bütün ayaklanmaları onlar finanse ediyorlar. Hepsini, evet. Osmanlı'ya karşı yapılan savaşlar tamamı İngilizler tarafından organize edilmiştir. Çanakkale Savaşı dahil hepsi. Osmanlı'nın parçalanmasını organize eden tamamen İngiliz derin devletidir. Hepsi. Bütün iç ayaklanmaların hepsini organize eden İngiliz derin devleti de inkar etmiyorlar zaten, kabul ediyorlar. İftiharla söylüyorlar, hangi ajanlarının yaptıklarını kendileri anlatıyorlar. Ama sonra da pansuman yapmaya geldik diyorlar. Ya başınız yarılmış falan, ilaç getirdik diyorlar. Eğer sopayı yiyenler olursa başınız ağrıyordur, ilaç verelim falan diyorlar. O tarz yani. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, daha önce anlatmıştınız, Hint kökenli İngiliz kadın ajan Nur İnayet Han, İkinci Dünya Savaşı'nda Londra'da Churchill'in kurduğu özel operasyonlar birinde kadın ajan olarak görev aldı. Daha sonra İngilizler Nur İnayet'i tuzağa düşürdüler ve Almanları yakalatıp öldürttüler. Bunu örtbas etmek için de Nur İnayet'i İngiliz kahraman olarak tanıtıp İngiltere'de Gordon Meydanı'nda büstünü yaptırdılar. Ya kardeşim, buna ait binlerce oyunları var. Bir tane iki tane değil. Bu kafalama yöntemlerinden birisi de bu. Evet, dinliyorum. Piyano çalan papağan var. Deliliği çok şeker. Evet, devam et soruları. Ben Yıldız. Bugüne kadar aldığınız en güzel hediye nedir? Yıldız, en güzel hediye hanımlara altındır. Ben her zaman onu tavsiye ederim. Yani çok fazla ağır olmayan, hafif ama kibar bir altın hediye kadın için bence en güzel hediyedir. Çünkü bozulmaz, ezilmez, yok olmaz. Zarif ve güzel bir hediye olduktan sonra ince, kibar bir hediye. O kalır yani. Kızlar da gerçekten onu çok saklarlar. Ömür boyu da saklarlar. Çiçek solar. Tişört falan, falan tarzı. Onlar da hemen biter, eskir falan. Ama altın eskimez. Altın tavsiye ederim daima. Az, küçük ama altın. Kadınlara en çok hangi rengi yakıştırıyorsunuz? Güzel yüzlüm kadınlara cilt rengine göre değişir. Mesela esmerlere beyaz daha çok yakışır. Sarı, beyaz, turkuaz. Beyaz olanlara siyah renkler iyidir. Koyu lacivert. Yani cildini, burgusunu iyi yapabilmek için bunlar daha güzel olur. Benim kanaatim tabii. Evet, dinliyorum. O benim canımın hediyeyle ilgili sorusunu bana bir daha sorsana. Yani bir daha okusana. Ben Yıldız. Merhaba. Bugüne kadar aldığınız en güzel hediye nedir? Benim aldığım, bana verilen hediye diyorum. Benim de gidip satın aldığım hediye olarak alıyorum. Evet. En güzel hediye. Nasıl söyleyeyim ya? Söylendi mi söylendi? Kadının en güzel hediyesi fotoğraftır. Bir kadının en güzel hediyesi onun güzel çekilmiş, sanatkarhane çekilmiş bir resmidir. Onu görmek gönlü açar. Çünkü kendini göremiyorsan, değil mi? Hiç olmazsa resmini görürsün. Güzel bir tebessümü, güzel bir bakışı. Çok hoş olur. En sevdiğiniz tablo hangisi? Kendi yaptığım mı yoksa dışarıda olan? Başkasının. Sizin tablolarınızı da soruyor olabilir. Sonuçta herkes biliyor sizin sanatçılarınızı. En sevdiğiniz tablo hangisi? Ama çok güzel kız. Önce onu bir konuşalım. Baksana profilden, acayip güzel. Burun, dudak, kaş, göz, her yer. Alnı çok güzel, çenesi. Canımın içi. Bir daha dinleyeyim. En sevdiğiniz tablo hangisi? Ama çok şeker, yüzündeki ifade de çok güzel. En sevdiğim tablo. Benim yaptığım tablo diyelim. Yeni yaptığım tablo güzel. Efendim. Bu da güzel. Sen devam et bakayım. Ha, şu çok güzel. Evet, en güzeli bu. Ama şu an yaptığınız acaba en güzeli o mu olur?
Yani öyle gibi görünüyor, evet. Bu tabloyu yapmam biraz sürdü ama çok güzel bir tablo oldu. Arkadaşlıkları neden uzun sürmüyor? Lisede canımın içi, oradaki felsefe zaten güçlü ve derin bir felsefe değil. Yani dine dayalı pek olmuyor. Biraz harala gürüyle böyle heyecanlı, farfara bir felsefe oluyor. Her şeye gülünüyor, her şeye bağırıp çağrılıyor. Alaycılık oluyor. Bazı yerlerde, hepsinde değil miyim de, ya derinliği olmuyor. Derinliği olmadığı için de çok sati ve yüzeysel oluyor. Hayata atılma heyecanı oluyor o dönemde o çocuklarda. Hayatını kurtarma heyecanı oluyor. Bir yarışma heyecanı oluyor. Herkes en öne geçme hırsında oluyor. O arada arkadaşlarını koruyup kollama, onlara bir hayat hakkı tanıma her gençte olmuyor. Yani ezerek, rekabetle ileri gitme düşüncesi oluyor. O yüzden ciddi bir sevgi ve arkadaşlık düşüncesi gelişmiyor. Sonra olgunlaştıktan sonra o derinliği almaya başlıyorlar ve o güzel ruha doğru ilerliyorlar. Evet. Gökçe çok güzelsin. Canımın içi çok güzelsin. Yaklaştır bakayım yüzünü Gökçe'nin. Aslan, aslan, aslan benim canım. Tabii ki alınır. Niye alınmasın? Gayet de güzel olur. Yani var zaten harp okulunun. Teğmenler var, yüzbaşılar var. General de var bildiğim kadarıyla, hanım general. Yok mu general? Öyle hatırlıyorum gibi. Albay hanımlar oluyor. Olur, niye olmaz? Çok da güzel olur, evet. Almanya'dan kardeşlerimizin bir faaliyeti var, resmini görebiliriz. Dün Düsseldorf'ta, bugün de Neuss şehirlerinde fosil sergisi düzenlemişler. Yerel halkın ilgisi çok olmuş maşallah. Alın mı, Alman mı demiş. Sen Alman ya demiş. Ondan sonra Almanya diye kalmış. Burada öyle yazıyor, ben bilmiyorum, evet. Bir daha ne, bir anlat bakayım. Almanya'dan kardeşlerimiz dün Düsseldorf'ta, bugün de Neuss şehirlerinde... Ne? Neuss. Neuss, evet. Fosil sergisi düzenlemişler. Yerel halk bayağı ilgi göstermiş maşallah. Güzel insanlar tabii, anlayışlı, olgun insanlar. İnşallah Türkiye'de de olgunluk, o kibarlık, saygı anlayışı her yerde hakim olur. Bazı yerlerde vahşi oluyorlar biliyorsunuz. Özellikle bu bazı komünist arkadaşlar, fosil ısırma, efendim fosil yutma özellikleri var. Adamlara fosil yetiştiremiyoruz yani. Gönül aşkınla... Bir tane daha soru soralım. Ben Rusya'yı çok seviyorum. Rusya'yı bilir miyim? Rusya'yı bilmez miyim? Ben orada olsam, ben sana biliyor mu yapacağım? O minik burnunu bir kere ısırırdım. O kollarını da ısırırdım senin. Sen tatlılıktan balı aşmışsın. Sen balın bin misli falan bir tatlı bir şeysin sen. Sen kuzuların en güzelisin sen. Bir daha bakayım ben sana. Ben Rusya'yı çok seviyorum. Rusya'yı bilir miyim? Rusya'yı bilmez miyim? Canımın içi. Güzeller güzelim. Annene söyle, gereğini yapar. Seni acayip süsleyecektir. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Kısa bir yıllarda devam edelim.